övgü, gündüz bassam. Bu kitapta totaliter kelimesi 120 defa geçer. Saydım. 120 defa geçiyor. Köpeksiz köyde değneksiz geziyor ifadesi dedim ya. Bu çok önemli. Gerçekten köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar. Hiç köpeğe rastlamamışlar. Hiç köpeğe rastlamıyorlar. Bakın, gündüz bassam. Marx'ın emperyalizm, kapitalizm son aşamadır, aşamasıdır sözlerine kulak verecek olursak, yeryüzünde henüz emperyalizm olmadı diye. Bu Radikal Gazetesi'nde yazmış. Arkadaşlar, Marx'ın hiçbir kitabında emperyalizm, kapitalizmin son aşamasıdır diye bir şey geçmez. Bu laf artık herkesin bildiği Lenin'in klasik bir lafıdır. Marx öldüğünde, geçelim Lenin'i, Lenin'i boş verin, emperyalizm kelimesini işte Hobbes kullanmıştır, o kitap, emperyalizm kitabı bile yazılmamıştır. Köpeksiz köyde değneksiz gezme hali. Büyük bir cehalet. Bunu düzeltmemiştir. Bir düzeltme yazısı bile yazmamıştır. Önemli değil. Ne olsa gidiyor çünkü. Çok iyi biliyorlar bunun. Ne olsa gidiyor diye. Bakın, Hasan Bülent Kahraman. Hasan Bülent Kahraman da bir laboratuvardır benim için. Gerçekten onun için 2 saat ayrı bir sunum yapabilirim. Huxley'nin yine klasik, herkesin bildiği Algı Kapıları diye kitap var. Bir yazısında kapandığı için, arşivleri kapandığı için getiremedim. Yazısında Orwell'ın ha Algı Kapıları diye yazar. Orwell'ın diye geçer. Evet, geçer. Önemli değil. Önemli değil. Bir düzenleme yapmalarına da gerek yok. Daha iyi, ilginç bir örnek, Fuat Keyman diye biri vardı. Biliyorsunuz, bu da popüler ahmaklaştırıcılardan bir tanesidir. Şöyle bir şey yazmıştı. Efendim? Televizyon artı. Tabii, bunlar günlüğü çölü, topluma pompalanı. Ünlü iktisatçı Milton Keynes, bugün de paradigma niteliğinde geçerliliğini koruyan çalışmalarında sürekli olarak belirsizlik kavramının altını çizer. Derdim yani, bu şey okuduğumda, ünlü iktisatçı Milton Keynes kimmiş? Daha önce hiç duymamıştım. Şimdi, Maynard Keynes diye biri var. Milton Friedman diye biri var. İnternette baktım, Google'a Milton Keynes yazdığında İngiltere'de bir kasaba çıktı. Yok. Milton Keynes diye bir şey var, İngiltere'de bir kasabanın adı. Ne yapmış biliyor musunuz? Milton Friedman'la Maynard Keynes'i hibritlemiş, çaprazlamış ve size iktisatçı diye sunmuş. Bakın, bu adam iktisatçı. Önemli değil. Köpeksiz köyde değneksiz geliyorlar. Hiç kimse bunlara siz bunu nasıl yazarsınız, bu yanlıştır demedi, demiyor. Bunun özgüveniyle konuşuyorlar. O kadar çok örneği var ki, Etyan Mahçupyan kanserin nedeni olarak pleomorfik bir bakteri demişti. Kansere pleomorfik bir bakteri neden olur. Bu deli saçması arkadaşlar. Bu yanlış bile değil. Yani şeyi çok severim. Pauli, Wolfgang Pauli diye bir fizikçi vardır. Bir tez verirler buna. Bakar, çok kötü bir tezdir. Nasıl buldunuz derler. Yanlış bile değiller. Yanlışın bir zemini olur. Yanlış bile değil. Hangi tarafından tutacaksınız? Kanser ve pleomorfik bakteri. Hangi fizikçi hocam? Pauli, Wolfgang Pauli. Pauli dışlama ilkesini bulan kişidir. Çok önemli bir insandır, çok zeki bir insandır. O deyim ona aittir, yanlış bile değil. Deli saçması bunlar. Yine deli saçması laboratuvarlarından Nuray Mert. Evrim teorisi adından da anlaşılacağı gibi bir teoridir, yani varsayım. Varsayım, teoriyi, bunları inanın herhangi bir üniversitede, lisans eğitiminde, birinci sınıfta bir öğrenci söylese onu oradan atarlar. Bakın, bunu köşe yazısında yazıyor. Teori nedir, varsayım nedir, bunlardan bile haberi yok. Bu kişi bir profesör. Hani ben evrim konusundaki cehaletine girmiyorum. Onlarla ilgili yazılar yazdım, okuyabilirsiniz. Ama bunu bilmemek ne demek? Çok fazla örnek verebilirim bunlardan. Şunu diyeceğim. Şimdi ideolojik karşıtlık başka bir şey değerli dinleyenler. Ama somut olguları bilmemek, en basit bilgilerden habersiz olmaktan bahsediyorum ben. Şu anda benim verdiğim örnekler bir ideolojik karşıtlık değil. Cehaletten bahsediyorum. Şunların tamamı birer cehalet örneğidir. İlber Ortaylı'nın karşısında tekrar söylüyorum. Siz şu biraz önce söylediğim işte tez, antitez, sentezi söyleseniz ve o da bunu bilseydi, karşınızda sizi ne kadar gerizekalı olduğunuzu uzun uzun anlatırdı, acımasızca anlatırdı. Bu kadar bilgisiz oldukları halde ne kadar kibirli olduklarını görüyorsunuz. Birazcık tevazu herkese iyi gelecektir. Bunlar, tekrar söylüyorum, köpeksiz köyde yıllardır değneksiz geliyorlar. Bu insanlar yıllarca televizyonlarda, gazetelerde, gazete köşelerinde, panellerde, üniversite kürsülerinde günde 3 öğün topluma pompalandı. Köpeksiz köyde değneksiz gezme haline artık bir son vermenin zamanı gelmiştir.